Şimdi dediğim gibi çok yine hani grafik bir ürün değil ama resimlemeye yönelik bir ürün. Bir de hani mekan içinde veya dışarıda kullanıma yönelik olarak hani biraz kalıcı olsun, mekana bir katkısı olsun diye de öyle bir proje geliştirdik. Benim aslında uzmanlık alanım demin de dediğim gibi illüstrasyon. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı çocuk kitabı ve çizgi roman üzerine yapmıştım Hacettepe'de. Dolayısıyla da hep öyle devam etti. Daha sonra işte resim sergileri, illüstrasyon sergileri falan oldu Gökhan Bey'in söylediği gibi. Tabii bu profesyonu kullanmak ve hani çocukların belki aç olduğu ya da ne bileyim derste yapamadıkları şeyleri, derste belki hani çizmeye, resimlemeye vakit bulamadıkları bir alanda da bir şeyler üretelim istedim. Çünkü aynı sorunu biz Hacettepe'de de yaşıyoruz. Çok yoğun bir müfredat var grafik ve illüstrasyon alanında. Çünkü çok fazla aslında uzmanlık alanı var. Çok çok geniş bir alan. 4 seneye bunu sığdırmak çok güç oluyor. Ve arada pek çok işte keyifli şey de ne yazık ki kaynayıp gidiyor. Çünkü sürekli proje, sürekli bir sorun ve bitirilmesi gereken işte şeyler, işler var ve deadline'lar var filan. Dolayısıyla burada daha rahat, tamamen eğlenirken öğrenmeye, hani farkında olmadan öğrenmek aslında bence en kalıcısı. Öğrenmeye çalışarak, ondan sonra sıkarak ya da işte zamana bağlı kalarak biraz işte sıkıntı olabiliyor. Veya not kaygısıyla sıkıntı olabiliyor öğrencilerin üstünde. Atölyede tabii şimdi çok rahat, çok keyifli bir renklendirme projesi ürettik. Bu da açıklama yapalım mı? Yoksa hani sergide göreceksiniz ama oturma elemanlarımız var. 40'a 40 beyaz küplerimiz var. Yani çok basit bir geometrik form. Ama üstünü resimlemeye gelince işte işler tam tersine dönebiliyor. Aslında çok güç. Onun üzerine bir resimleme, bir karakter ya da mekana uygun bir işte örüntü yaratabilmek. Şu anda atölyede bunu yapmaya çalışıyoruz. İşte skeçlere başladık.